konumuz tartma. Hep birlikte tartma konusunu işleyeceğiz. Boşlukta yer kaplayan her nesnenin kütlesi vardır. Nesnelerin kütlelerini ölçmek için tartma işlemi yapılır. Çocuklar, çarşıya, pazara, manava gittiğinizde nesneleri biz ne yaparız? Tarttırarak alırız, değil mi? Yani bu konu günlük hayatımızda kullandığımız konu. Tartma ile alakalı bir kavramlara geçelim isterseniz. Kütle ölçü birimi kilogramdır. Kilogram kısaca kg ile gösterilir. 1 kilogramdan az olan kütleler gram ile ölçülür. Gram g ile gösterilir. Günlük hayatta karşımıza çıkan bazı terazilerimizi söylemek istiyorum. Dijital terazi. Şimdi ekrana bir dijital terazi gelebilir mi? Baskül ve eşit yollu terazi. Bunlar terazilerden birkaçı. Eşit kollu terazi üzerine duracağım ben çocuklar. Sizinle birkaç etkinlik yapalım. Pazarda satılan ürünleri teraziyle tartarak kütlelerinin kaç kilogram olduğunu altlarına yazalım. Çocuklar, patatesin kütlesi. Biz birkaç patates çizelim ve kütlesini burada kütlelere bakar mısınız? 1 kilogram ve 3 kilogram. Toplam patatesin kütlesi 4 kilogramdır. Domates yapalım. Domatesimizin kütlesini bulalım. Kilogram, bir iki kilogram daha, hatta bir tane daha bir kütle ekleyelim. Bir kilogram daha domatesimiz 5 kilogramdır. Bir kilogram 1000 gramdır. Peki yarım kilogram ne olur o zaman? 500 gram. Çeyrek kilogram 250 gram. Çocuklar, videoyu isterseniz burada bir durdurun. Daha sonra büyüğünüze söyleyin. Sonra ben yaptıkça da kontrol edelim. 3 kilogram 3000 gram, 5 kilogram 5000 gram, 6 kilogram 6000 gram, 7 kilogram 7000 gram, 9 kilogram 9000 gram. Çocuklar bunun tersini de düşünebiliriz. Mesela diyelim ki 4000 gram kaç kilogramdır? Bu da 3 tane sıfırını atacağız. 4 kilogram. Bunun da örneklerini çoğaltabilmek mümkün ama yeterli bence. Gelelim farklı bir etkinliğe. Terazideki tartma araçlarına göre verilen kütleleri örnekteki gibi eşitleyeceğiz. Çocuklar, burada 1 kilogramlık var, 500 gram, 250 gram, 100 gram, bir de 50 gramlık kütleler var. Şimdi verilen kütleleri eşitleyeceğiz. 4 kilogram verilmiş, 4 tane 1 kilogramlık. Diğerlerine 2 kilo 500 gram. 2 tane 1 kilogramlık, 1 tane de 500 gram. Gelelim 1 kilo 750 grama. 1 tane 1 kilogramlık, 1 tane 500 gram. Son olarak 1 tane de 250 gram eklediğimizde eşitleniyor. 650 grama geldiğimizde 650 gram 1 kilogramda daha az bir kütledir, değil mi? O yüzden 1 kilogramlık almıyorum. 1 tane 500 gram alıyorum. Geriye ne kalıyor çocuklar? 150 gram kalıyor. 250 büyük geldi bize. 1 tane 100. 1 tane de 50 gram. Çocuklar, 3 kilo 100 grama geçelim. 3 tane 1 kilogram. Daha sonra 100 gram kalıyor. Bir tane de 100 gram. Son. 4 kilo 650 gram. 4 tane 1 kilogram. 1 tane 500 gram. Geriye ne kalıyor? 150 gram. 1 tane 100 gram. 1 tane de 50 gram. Konu anlatımı bitti ve problemlere geçelim isterseniz. Tartma ile ilgili problemler. Sedat 42 kilogramdır. Aylin Sedat'tan 7 kilogram daha hafiftir. Sedat ve Aylin'in kütleleri toplamı kaç
42 kilogram Sedat. Peki Aylin 7 kilogram daha hafifmiş. Hafif ne demek? Daha az. Yani 42'den 7'yi çıkartacağım. Biler basamağına baktığımda 2'den 7 çıkar mı? Hayır. Komşuya gideceğim. 12'den 7 çıkartacağım. 5, 3. Bu Aylin'in kilosu. Bize Aylin ve Sedat'ın kütlelerini sormuş. Sedat 42 kilogram. Aylin 35 kilogram. Biler basamağını topladığımızda 2 ile 5 topladığımızda 7. Sonra 4 ile 3 topladığımızda 7. 77 kilogramdır. Şimdi bir tablo var. İkinci sorumuz da, ikinci problemimiz tabloya göre cevaplanacak. 5 kilogram domates, 4 kilogram biber ve 1 kilogram ıspanak kaç liradır? Çocuklar 5 kilogram domates isteniyor. Peki 1 kilogram domates ne kadar? 1 kilogram domates 3 lira. 5 kilo istiyorsam ben bunu 5 ile çarpacağım. 4 kilogram biber. Biberin 1 kilosu ne kadar? 4 lira. Peki 4 kilo alacaksam 16 lira da bibere veririm. 1 kilo da ıspanak. Ispanağın kilosu 2 lira. 15 lira, 16 lira ve 2 lira. Topladığımda 6, 5 daha 11, 2 daha 13. Elde var 1. 1, 1 daha 2. Elde var 1, 3. 33 lira para ödemem gerekiyor. İkinci şıkka geçelim. 4 kilogram kabak ve 5 kilogram havuç alan bir kişi manava 100 lira verirse kaç lira para üst alır? 4 kilogram kabak. Kabağımızın kilosu ne kadar? 5 lira. 4 kere 5, 20. 5 kilogram da havuç oluyor. Havucun kilosu 6 lira. 6 kere 5, 30. Benim ödemem gereken miktar 50 lira. Ben 100 lira verdim manava. 100'den 50'yi çıkartacağım. 0'dan 0 çıktı 0. 10'dan 5 çıktı. Para üstü alırım. 6 kilogram domates. 3 kilogram ıspanaklar ne kadar pahalı? Çocuklar ilk önce bir 6 kilogram domatese ne kadar ödüyorum? 3 kilogram ıspanağa ne kadar ödüyorum? Onları bulalım. 6 kilogram domates. Domatesin kilosu 3 lira. 6 kilo alırsam 18 lira öderim. 3 kilogram ıspanak. 1 kilogram ıspanak 2 lira. 3 kere 2, 6. 18'den 6'yı çıkartacağım. Aradaki fark pahalılığı gösterir. 8'den 6'yı çıkarttığımda 2, 1'i aşağı indiriyoruz. 12 lira daha pahalı diyelim. Problemlere devam edelim. 1 paket ıhlamur 80 gramdır. 10 paket ıhlamurun kütlesi kaç gramdır? Çocuklar 1 kilogram ıhlamur 80 gramsa 2 kilogram ıhlamur 2 katı 2 ile çarpacağım. 160. 3 paket deseydi bana 3 ile çarpacaktım. Ama bana 3 10 paket demiş. İsterseniz kolay çarpma yöntemini kullanalım mı? 80'i 10 ile çarptığımda 800 gram. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Bir aile ayda 5 kilogram pirinç tüketmektedir. Bu aile bir yılda kaç kilogram pirinç tüketmektedir? Çocuklar bu soruda iki tane sormak istediği şey var. Bir yılda kaç ay var onu biliyor musunuz? Bir yıl eşittir kaç aydır? Evet, 12 ay. Peki bir ayda 5 kilogram pirinç tüketiyorsa 12 ayda 12'yi 5 ile çarpacağım. 2 kere 5, 10. Elde var 1. 5 kere 1, 5. Elde var 1, 6. 60 kilogram yıllık tükettikleri pirinç miktarı.
Son sorumuza geçiyoruz. Beşinci soru. 1 kilogram salça 8 kilogram domatesten yapılmaktadır. 8 kilogram domatesi alıp işliyoruz. 1 kilogram salça elde ediliyor. Devam edelim. 50 kilogram salça elde edebilmek için kaç kilogram domatese ihtiyaç vardır? Çocuklar, şimdi 50 kilogram salça istiyor bizden. 1 kilogram salça 8 kilogram domatesten yapılıyorsa 50 kilogram salçayı 50'yi 8 ile çarptığımda elde ederim. 0 ile 8'i çarptığımda 0. 8 ile 5'i çarptığımda da 400 kilogram domatese ihtiyacım var ki 50 kilogram salça edeyim. Çocuklar sizinle sevimli küçük bir etkinlik yapalım. Eşit kollu teraziler var. Eşit kollu teraziler sağ ve sol kolu birbirine eşit olması gerekir çocuklar ki dengede dursun, değil mi? Peki burada 4 kilogramlık bir ağırlık olsa dengedeyse eğer diğer kolunda da 4 kilogramlık bir ağırlık olmak zorunda. Peki 4, 4 kaç kilogram oluyor bu toplamda? 8. Dengede görüyorsunuz eşit kollu terazi. 8 sağ koluysa burada 8 kilogram olur. Devam edelim. Ve eşit kollu terazi şurada var görüyorsunuz. 8, 8, 16. Peki karşıda dengede durduğuna göre buranın ağırlığı ne olur? 16. Evet. Tepe noktaya ulaşıyoruz. 16, 16 dengede duruyor değil mi? Taşıdığı kilogram 16, 16 daha 32 kilogramdır. Şimdi size pek hoşuna gitmeyeceği ama sizin için eğlenceli bir etkinlik hazırladım. Çocuklar yapacağımız etkinlikte bir tane askı ama şuralarda bir tutacak aparatların olmasına dikkat edin. İki tane de buzdolabı poşeti aldım ben. Bunları geçirin. Şuradan delikler açtım. Şuralardan geçirin çocuklar. Sonra evde mesela ölçmek istediğiniz ne varsa eşit bir şekilde tutun. Kütlelerini merak ettiğiniz hangisi daha fazla kütleye sahip dersiniz. Ölçün. Okullar açıldığında neler ölçtüğünüzü soracağım. Tamam mı? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.